Hamdaniye ilçesinde meydana gelen acil bir olay neticesinde ölenlere Allah'tan rahmet dileriz, kalanlara baş sağlığı dileriz, ailelerine sabır silvan dileriz. Aynı halde yine bir acı kaybımız var. Azerbaycan Milletvekili Gülara Paşevev Allah'ın rahmetine kavuştu. Tabii ki rahmetli her zaman bir Türk ruhu var idi kendisinde, Kerkük ruhu var idi kendisinde. Ona da Allah'tan rahmetler dileriz. Azerbaycan'a, Türk dünyasına, Türk dünyasının başı sağ olsun. Çok değerli misafirlerimiz. 1920'lerden bu yana ki Irak, İngiltere, İngiliz işgali altına girdi. O günden bugüne kadar biz türlü türlü baskılara uğradık. Türkmenler olarak siyasi anlamında, Irak Türkleri olarak siyasi anlamında da Türkmenler olarak müteakip hükümetler tarafından. 2003'ten de bu yana aynı halde haklarımız çiğnenir bir güne kadar baka baka. Hiçbir zaman gelen hükümetler insaf etmediler Türkmenlere. Haklarını vermediler, gün be gün haklarını elden giderdiler. Ne yazık ki bu müteakip hükümetler her zaman Türkmenlere hor gözle bakırlar. Hiçbir zaman ihtibar vermeyipler Türkmenlere. Hiçbir zaman Türkmenleri karar merkezine koymadılar. Siyasi denklemin içinde yer almadılar. Ona rağmen ki biz Türkmenler olarak Irak'ta türlü türlü işkencelere uğradık, şehitler verdik, idamlara uğradık, tehcir olduk. Onun için ne ister bizim Türkmenlerden ki bize gelen fırsatları elde etsin, bu fırsatları geçirtmesin. Bugün bizim Türkmen sahasında yayılan bir kültür kimse kimseye gelmiyor. Her zaman birisinin adı gelende suçlular o insanı. Kendisi de oturup o bir ütüyelin içinde yan domino oynuyor, yan tavul oynuyor. Gelsin, onlar da gelsinler Türkmenlerden, beraber çalışsınlar. İnsan her zaman dört noktayla tasnif olur değerlerini. İnsan ne koyabilir ortaya yere? Koyduğu nedir? Ne söyler? Ne zaman söyler? Söylediği kelimeleri acaba geliştirebilir? Onun için bizim üzerimize düşen görev bir şeyler ortaya koyalım. Bir gün Türkmen sahasında olanlar eğer siyasiler olsun, eğer milletvekillerimiz olsun, eğer kuruluşlarımız olsun, bunlar hepsi gecelerde gündüz edipler. Ailelerini terk edipler. Vakıtlarını, en kıymetli vakıtlarını geçirdiler. Neden? Hatta ki Türkmenler için bir şeyler elde etsinler. Bugün bizim önümüzde bir fırsat var. Tabii ki demokrasi bir nizam var Irak'ın içinde. Onun da en önemli şartlarından birisi seçimdi. Bugün Aralık ayında bir seçim var. Yapılması beklenen 18-12. Ayda bu yılın içinde. İyi de biz Türkmenler olarak da hazırladık bu seçim için. Biz eşitliğimize göre bir güne kadar kertler kalıp dairelerde, intikabet dairelerinde kimse almayıp o kertleri. Ne zaman alacaktılar? Acaba ne beklediler? Ne kaldı? Seçime ne kaldı? 2 ay kaldı. Ve bizim önceden istirhamımız bu insanlardan ki seçmenler, rakipler kartlarını almayıplar. Geçsinler bir gün önceden kartlarını alsınlar. Hatta ki ellerinde bir belge olsun, seçim günü göstersinler, oylarını versinler.
Bir gün bizim istekimiz Türkmenlerin Kerkük'te en yüksek sandalye kazanağı. Niye kazanmıyor? Bir gün Kerkük'te bir sıra var. Bir yaşam mücadelesi var, hayat mücadelesi. Arap dili men istirem söz sahibi olun. Kürt dili men istirem söz sahibi olun. Hatta ki il meclisinde yer alsınlar. Ey de Türkmenler niye diyemezler biz de söz sahibi olalım? Eğer diyerseler ne yapacaklar? Elbette ki bir yol var, o da seçime gitmek. Eğer ben seçime gitmesem, sen seçime gitmesem kim gidecekti? Başkaları gider. Oy verirler. Hatta ki yerler olsun, söz sahibi olsunlar meclisin içinde. Hatta bu seçime, bu ahırda bildiğimiz, peki eşitimizle bu Sudani reislara bir intikabat karku, intikabat kavmiye. Yani hakkımızı oyatır, düşmanı oyatır. Mısakkaf düşmanı, vaid düşmanı, çarçıgı seven düşmanı oyatır. Yani hakkımız oyanın, kalkın, gezi seçime. Ve bu 30 tane, bu 30 kardeşler, bazılar, üstlerine de çok büyük ağırdı. Yani onlar da ciddi çabalasınlar. Çünkü biz çabalık oluyor elimizden. Onlar daha da fazla çabalasınlar. Bugün bizim 180 bin, 200 bin nakibimiz var. Eğer bu bunları 150'si geçse, 140'ı geçse inan beşler ediz kaldık. Siz bakmayın çünkü dilimiz zaman var, Arap dilimiz var. Kürtler 4-5 kaymadır, Arablar 4-5 kaymadır. Türkmen bir tek kaymadır. 9 parti bir tek kaymadır. Biz gerek bu Sudan'ın hakikatini haşa sizden koyak daya kaldı. Aşağıda reis uzara tehdit edilir. Bu tehditti. Ondan ötürü arkadaşlar, hapımız el ele beraber Üstad Feyzullah dediği taç 2920'den maharap oldu diye ki hapımız geraşma, gecemiz gündüz edelim, bu seçim için, bu kaima için. Sen getirsen seçime, seçimden sonra ne bekleyeceksin benden? Ne bekleyeceksin? Bir aday, iki adayımız parlamentoda var. Peki o bir tane ne diyecekti sen onun için? Hani 5 tane çıkardaydı, hani 7 tane çıkardaydık biz, hani bir tane, 2 tane parlamentoda yolladık. İndi de aynen böyle. İndi de ne kadar katılım olsa o fazla beni muhasebe edebilirsin. Beni geldi o zaman muhasebe ki mesul olarak beni muhasebe edende o yeremce bağımsızsan ne edipsen benim için? Gidipsen seçme yoksa yok. Gidipsen bir şey bekleme yine. Yani hani iki aday olsun, hani 5 aday olsun. Ne kadar aday fazla olsa, sandalye fazla olsa orada o zaman hükmedebilsen, söz sahibi olabilirsen. Yani kardeşler, her yerden de, her bölgeden de varımızdı. Yani o da gibi bir tane desin valla ve Kerkük'ten de evvel böyle deyirdiler. İndi her mantıkadan ve her köyden, her nahiyeden var. Hiçbir mahanav yoktu sana. Burada bir gün aşağı başkanlar ara yerinde bulunmamız çok bir şereftir bizim için. Görevin en zoru ve en ağırı ve en büyüğü sizlerin üzerine düşer. Aşiret başkanları özleri her neferine ulaşmaları lazımdı. Her neferini seçime ulaştırması lazımdı. Maalesef 18 bin kattan fazla bizim Türkmen mantıkalarında kalıp aşiret başkanlarımızı davet ederim. Gelin aşiretlerimizi bir tek tek adam adam çağırın, gelin bakın kim kartını almayıp yetsin alsın, ne için almalı? Yani sizin göreviniz çok zordu ve çok genişti bu mevzuda. Biz her zaman milletin yanındayız, çıksak çıkmasak. 30 kardeş vatinin içinde her kimse çıkırsa çıksın, biz ona destekiz. Kalanlar o çıkanlara destek her zaman biz ahit üzerimize. Hakkımız birbirimizi tanırız. Hakkımız birbirimize yakınız. Geçmişimiz var. İnşallah geleceğimiz olacaktır. Ben bir iki nokta üzerine duracağım. Birincisi, malumdur Cenab-ı Hüsnün hak alını verilmez. Biz vücudumuz ispat için ister çalışağın, ispat idağın, sahə siyasiyede ağırlığımız
bu ülkede, bu memlekette ve bütün düşman elinin yurdunda o zaman biz edebilirik, bu vücut ispat edenden sonra hakkımızı alacağız. Çünkü bütün mahfel siyasilerde karşı taraf oturanda özgüden diyende ben beleyem, milletimin hukukunu istirem, milletimin vücudunu istirem, milletimin hakkını savunurum. Sana diyecekti, bir dakika lütfen, senin ne kadar müşarekev seçimde, ağırlığın ne kadar seçimde. Bu bir mi'yardı, siyasi bir mi'yardı. Bizim hakları almak için karşı taraftan bunu göz önüne alınır. Bütün toplantılarda, bütün siyasi mahfellerde. Onun için eğer istirsek hakkımızı alalım, bulalım, milletimiz bu hakkı bulsun, gerek kimden ister bizden katılalım seçime. Seçim çok önemli bir şeydir. Vaktinde eski sistemlerde inkılap askeri olurdu, hükümet değişirdi, kuvvattan, silah kuvvetiyden, tam bu zoruyden, dünya değişirdi, kalmadı o sistem. Şimdi bugün seçim bir kapıdı, kanuni bir kapıdı, kanuni bir yoldu. Düveliyen bütün mahafil siyasiye, düveliye buna ihtiraf edilir. Seçim bir yoldu, gidesen hakkı savunacaksan, gidesen hakkı alacaksan bu yoldan. İstediği adamı yetireceksen hüküm başına. Onun için ricam Cenab-ımızdan, o bütün milletimizden katılmakları seçime çok çok önemlidir. İkinci not, tabi bizim listemiz İTC listesi, bütün insanlar, 30 insanlar, hapsi çok kibar bir insanlar, mükemmel bir insanlar, Cenab-ımız kimin, meclisimiz kimin, çok çok milli bir insanlar, milleti seven bir insanlar, her hangisi çıktığı zaman bu hakkımızı temsil eder. Bütün düşmanları temsil eder, bütün düşman elinde. Bu bir. İkinci buyurdu abimiz, bizim bernamec intikabımız, tabi ki avukat diye üzerime düşen bu milletin hakkını savunacağım inşallah bütün mahfellerde, bütün yerlerde, hapsi kanuni yoldan dediğimiz kimi. Çünkü bugün bizim devlet sistemi kanuna değerli, bir düstura değerlidir. Biz o yoldan Allah'ın izniyle inşallah hukukumuzu alacağız. Tabi kanun da çok çok mühimdir. Bütün meclislerde, parlament olsun, meclis muhafazat olsun ki böyle o muhafazanın parlamentini temsil eder. Meclis muhafaza o ülkenin parlamentidir. Bütün kararat, o muhafazanın idarası, o milletin hukuku o meclisten geçecektir. Kanuni çok önemlidir, mühendis çok önemlidir, aşağı çok önemlidir bizim için. Bütün ihtisaslıklar çok önemlidir. İnşallah Allah'ın izniyle, inşallah bir iyi sayı çıkartırız ve inşallah o insanlarımız, bütün milletimiz temsil edilir.